Peki atadan dededen görmüş olduğumuz yöntemler, ilkel yöntemlerle korunduk, dondan korunduk. Biz başka türlü ne yapabiliriz? Tarım sigortası, devlet destekli olan tarım sigortasıyla hem fındığımızı hem de diğer zirai ürünlerimizi bir anlamda garanti altına almış olabiliyor muyuz? Ve tarım sigortasına son gün ne zaman? İşte haberimiz. Bu konuda da çiftçilerimize önerileriniz nedir? Şimdi 10 Mart son gün bildiğim kadarıyla 10 Mart son. Biz don sigortası ile alakalı Tersim Bölge Müdürü Sayın Bölge Müdürümüz Bülent Yaşaroğlu'nu davet ediyoruz. Her yıl bizzat kendisi katılıyor. Burada Ünye basının da katıldığı bir toplantı düzenledik. Bir eğitim toplantısını düzenledik. Bu toplantıya her zaman altını çizerek söylüyorum. Muhtarlarımız ve Ziraat Odası delegelerimiz o yörenin, kendi bağlı oldukları yörenin Ziraat Odası temsilcileridir. Ama maalesef her zaman orada çalışkan bir sınıfta bulunan az sayıda öğrencinin verisi gibi katılan sayı bu kadar oluyor. Ama biz elimizden geldiğince de ulaşmaya çalışıyoruz. 10 Mart son Tersim'le alakalı. Siz atıyorum 1 tonluk sigorta gideri sanırım 400 lira gibi. 400 lira, 500 lira, bilemedin 600 lira. Bu kadar yok bile. Yani ben fazla atarak söylüyorum. Yani cüzi miktarda 1 ton fındığı kurtarıyorsunuz. 1 ton fındığın bugünkü fiyatı 19,5 lira. 20 lira. Gerçekten çok güzel para. Gerçekten fındığımızın geldiği bugünkü değer tam hakkını savunduğumuz, üreticinin haklarını, menfaatlerini savunduğumuz tam noktadayız. Yani 19,5 lira 20 liraya bulmuşken orada verecek olduğunuz atıyorum 1 ton fındık parası verdiniz. 10 ton fındık parası kurtarıyorsunuz. Yani belki de 20 ton fındık parası kurtarıyorsunuz. Çok yüksek yüksek söylüyorum rakamları. Vatandaşımızın algısı biraz daha rahat algılasın diye bunu söylemeye çalışıyorum. 1 ton fındık parası veriyorsunuz ama 10 ton, 15 ton fındık kazanıyorsunuz. Dileğimiz o ki Ahmet abi yanmasın. Dileğimiz o ki bu tür doğal afetlere maruz kalmayalım. Ama ben bu sene çok korkuyorum. Çok şükür olsun, hamdolsun Allah'a bahçedeyiz. Bakın bahçeler don, kar, toprak ana en sevgilisiyle buluştu. Doğru. 4 gün, 5 gün bu civarda. Hala karşı tarafta görüyorsunuz dağlarda karla örtülü yerler duruyu görebiliyoruz. En sevgilisiyle buluştu toprak ana. Bu ne demektir? Bereket demektir. Ama korkularımız da var. Elimiz yüreğimizde fındıklar görüyorsunuz. Biz halk diliyle söyleyeyim. Tam şımarmış vaziyette. Bundan eğer 3 gün, 5 gün, 10 gün daha böyle gitsin, bu şekilde gitsin, bu fındıklar hep yaprak açar. Biz daha Şubat'ın 15'i, 16'sındayız. Önümüzde büsbütün bir Mart ayı var. En tehlikeli gördüğümüz ay bizim zaten Nisan'ın 1 ile 15'i arası. Dolayısıyla önümüzde 1,5 ay gibi bir tehlikeli, bu Şubat ayının günlerini saymazsak, 1,5 ay, 2 aya yakın bir tehlikeli bir süremiz var. O açıdan herkes önlemini almalı. Kimisi dumanla almalı, kimisi lastikle almalı, kimisi buğu yaparak almalı, kimisi saman yakarak almalı, kimisi de hiçbir şey yapamıyorsa sigorta yaparak almalı.